Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi hemen kaplanımızın ön bacağıyla yapımına başlıyoruz. Şimdi ilk etapta parmaklardan başlayacağız. Bir kısım beyaz. Ben tamamını krem örecektim ama size yine de daha kolay anlayabilmeniz açısından ben de beyaza başlayacağım. Turuncu kısmına geçeceğim zaman o zaman kreme dönüş yapacağım. Şimdi hemen başlayalım beyazla. Evet arkadaşlar, şimdi hemen sihirli halkamızla başlıyoruz. Şimdi içine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 düğümlediğimiz kısmı saymıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Hemen bunu sıkalım. Fazla sıkmayın çünkü buraya giriş yapamıyoruz. Bir daha zorlanıyoruz. Çok sıkıyor. En sondan bir daha sıkarız. Arkadan düğümleriz. Hemen yanındaki ilmeğe birleştiriyoruz. Ben de biraz sıktım herhalde. Evet. Hemen bir ilmek kaydırma, bir zincir. Hemen tekrardan dibindekine basıyoruz. Bu sırayı çift gidiyoruz. Sayalım bu arada. 4 5 6 7 8 9 10 evet 11 ve 12. Arkadaşlar şimdi sıkalım. Arkasını düğümleyelim. Bir de işaret ipi alıp hemen buraya koyalım. Ben hemen şunu bir düğümleyip işaret ipimi de alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, işaret ipimizi de taktık. Arkadan da düğümümüzü attık. Kayma yapmasın. Şimdi en son çift çift gitmiştik. Şimdi bu sırayı olduğu gibi düz gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Bir. Yine sayalım. Eksik bir şey olmasın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İşaretlerimize geldik. Tam 12 tane sık iğne. Hiç eksik martma yapmadan geldik. Şimdi arkadaşlar burada 7 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi hemen dibindekine bir sık iğne. Hemen yanına tekrar devam ediyoruz. Yani yanındaki sık iğneye tam 6 sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 ve 6. Hemen birleştiriyoruz. Hep ilmek kaydırmalarla birleştiriyoruz arkadaşlar. Çünkü daha güzel duruyor. Öteki türlü kayma yapıyor. Evet, birleştirdik. İlmeğimizi kaydırdık. Ve bir zincir. Hemen yine bu sıramızı da çift gidiyoruz arkadaşlar. 2 sık iğne. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen işaret ipimizi buraya alıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 3. sıramızı düz gelmiştik. Burada bir çift bir tek olarak yapıyoruz. Şimdi bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Ta ki işaret yerimize kadar çifte başladığımız için tekle bitireceğiz. Çift tek.
Çift, tek, çift ve tek. Şimdi arkadaşlar çiftle başlayıp çiftle bitiyorsa mutlaka geri dönüş yapıp mutlaka bir bakın. Çünkü kesinlikle bir yanlışlık vardır, hata vardır. O yüzden siz dediğim gibi bir çift ile başlayacağız. Sonu tekle bitireceğiz. Eğer çiftle bitiyorsa sorumludur. Söküp tekrardan bir kontrol edin. Şimdi tekrardan arkadaşlar tam 4 tane parmak yapacağız. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu yanındakini de aynı bu şekilde bu yaptığımız parmak gibi yapacağız. Yine hemen yanındakine arkadaşlar tekrardan yine 6 sık iğne yapıyoruz içine. 3 iki yanlar en üstü düz olarak gelecek. Bu ortadaki parmaklar bir çift bir tek olarak gelecek. Şimdi arkadaşlar bu parmağı da aynen ikinci yaptığımız parmak gibi yapalım. 6 sık iğne, çift çift, bir çift bir tek olarak bu parmağımızda yapalım. Evet, şimdi ikinci parmağımızı da aynı yaptık. Ortadaki parmaklar aynı. Evet, bir çift bir tekle bitirdik. Her iki parmağımızda kenardakiler en son sıramız düz olarak gidiyor. Şimdi hemen 7 zincir daha çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yanındakine tekrardan 6 sık iğne. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen birleştiriyoruz. Bir ilmek. Bu sıramızı çift gidiyoruz. Kaç oldu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi hemen işaret ipimizi tekrardan alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sırayı tekrardan düz gidiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Arkadaşlar şimdi parmaklarımız bitmiş oldu. Şimdi hemen bunları birleştireceğiz. Yandakiler 12 sık iğne, ortadakiler de 18 sık iğne ile bitmiş oldu. Şimdi hemen bu bağladığımız kısmın yanındaki sık iğneden hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne ve tekrardan yanındakine atlıyoruz. Hemen yine şöyle göstereyim. Şu bağladığımız kısmın yani zincir çıkarttığımız kısmın hemen yanından tekrardan hemen bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi hemen yanındakine tekrardan atlıyoruz. Evet, 1. Bunu tam çevreleyeceğiz. Tam 12 sık iğne ile devam ettiriyoruz. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tamam, 12 sık iğne. Bunları neden 9 yaptık? Çünkü bu sık iğneler 18 sık iğne. Yarısını buraya, yarısını da bu tarafa yapacağız. Kenardakiler de tam dolaşıldığı için tam sık iğne olarak örüyoruz. Şimdi hemen yanındakine tekrardan atlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen yanındakini tekrardan bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi son parmağımızı da hemen bağlıyoruz. Evet. Şimdi bunu da tam 12 sık iğne yapacağız. Evet, sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Arkadaşlar parmak birleştirmemiz bitti. Şimdi hemen işaret ipimizi arasına koyuyoruz. Tekrardan bu sırayı olduğu gibi düz olarak gideceğiz. Şimdi yalnız yine de sayacağız. Şimdi bu sıralarda şimdi bu sırada her bir parmağımızın yani bu iki ortadaki iki parmağımızın üstü 8 sık iğne olacak. Yanlarda 11 sık iğne. Yani birer sık iğne düşmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, hemen yanındakine tekrar atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi arkadaşlar bunu da 11 yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Hemen yanındakine tekrar atlıyoruz. Burası yine 8. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen yanına 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi tekrardan kenardaki parmağa geldik. Kenardakileri 11 yapıyoruz. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet. Arkadaşlar, şimdi parmak birleştirmelerimiz bitti. Şimdi kaç sıra yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmışız arkadaşlar. Şimdi buradan sonrasında hemen rengimizi değiştiriyoruz. Şimdi ben krem yapacağımı söylemiştim. Hatırlarsanız. Sizler de turuncu yapmak isteyen turuncu ipini alsın. Krem yapmak isteyen kremi alsın. Şimdi hemen renk geçişimizi yapalım. Evet arkadaşlar, 2 ilmeği aldık. İpimizi arasından geçirdik. Ve buradan örmeye devam ediyoruz. Artık saymanıza gerek yok. İşaret yerimize kadar dümdüz bir şekilde ördüğünüzde zaten sayılar yerine oturmuş oldu. Evet. Şimdi rengimizi geçirdik. Hemen beyazla renkli ipimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü artık beyaza ihtiyacımız kalmadı. Evet. Şimdi hemen beyazımızı alalım. Burada kesimimizi yapalım arkadaşlar. Keselim. Tamamdır. Beyazlı işimiz bitti. Buradan sonrası arkadaşlar, bu işaret yerine kadar dümdüz öreceğiz. Şimdi hemen bunu örelim. İşaret yerimize kadar örelim. Tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi renkli kısmıyla da bir sıra geldim. Hemen bilmiyorum artık ne kadar gözüküyor. Kremle ayırt edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi hemen işaret ipimizi tekrardan yukarıya alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, tam 3 sıra boyunca yanlardan birer tane keseceğiz. Şimdi ben bir tarafını göstereyim size. Hemen. Evet. Sayı saymamıza gerek yok. İşaret yerimizi kaybetmeyelim. Önemli olan budur. Belli yerlerde sayılar söyleyeceğim size. Sadece o sayılar tuttu mu, gerisi kolay arkadaşlar. Şimdi hemen yana doğru gidiyorum. Hep iki yandan birer kesim yapacağız. Tam 3 sıra boyunca. 4 patimiz de aynı şekilde olacak arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde olacak. Evet. Yan tarafa geldim. Baş parmaklarının, yani şu parmakların hep bu iki tarafından, yani bir bu taraf, bir de bu taraftan arkadaşlar birer tane kesim yapıyoruz. Şimdi kesimi ben yeni başlayacak arkadaşlarımız var. Hani hiç bilmeyip de başlayacak, yani beğendiklerini söylüyorlar kendileri. Başlayacaklar. Bu yüzden ben size yine de bir kesimi göstereyim. Kesimi şöyle sık iğnelerimizin ön zincirlerini alarak, öndeki iplerini alarak iki tane birden. Bir buradan, bir de yanındakinden. Bir kerek de çıkartıyoruz arkadaşlar. Kesimimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi aynı işlemi tekrar. Evet. Aynı işlemi tekrardan bu tarafta da yapacağız. Şimdi burada bir kesim yaptık. Aynı şekilde diğer taraftan da bir kesim yapacağız. Evet, bu şekilde 3 sıra boyunca
Şimdi gelelim bu tarafa da. Yani şu anda uzun uzun ısıya anlatıyorum çünkü yeni başlayan arkadaşlarımız için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben tabii ki de amigurumi örmeyi öğretmiyorum. Tarif veriyorum sadece. Ama yine de özenmişlerdir olabilir. Bilmeyenler olabilir. Bilmeyebilir. Onlara da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, şimdi bu tarafa da geldik. Evet arkadaşlar, şimdi hemen buradan da yine bir kesim. Bir bakın. Hemen öndeki iplerimizi alıyoruz. Bir tane de buradan kesimimizi yapmış olduk. İşaret yerimize geldiğimizde bir sıramız tamamlanmış olacak. İpi hiç çıkartmayın yerinden. Tam ipin yanından 3 sıra üste sayın. Tam 3 sıra olduğunda tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 3 sıra yanlardan keserek ördük. Tam 3 sıra şöyle saydığımızda 1, 2 ve 3. 3 buradan kesim yapmış olduk. 3 buradan, yani 6 tane kesim yapmış olduk. Şimdi işaret ipimizi tekrardan yukarıya alalım. Hiçbir eksiltme, artma yapmadan tekrardan dönerek bu işaret ipimize kadar örelim. Bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha geldik. Şimdi bu noktadan sonra tekrardan işaret ipimizi yukarıya alıyoruz. Şimdi kesme işlemlerimizi altta, yani tabanda ve patimizin üst kısmında yapacağız. Tam orta yerden. Şimdi bir tane göstereyim size. Evet, tam ortaya kadar gelelim. Yani şu iki parmak arasından. Evet, gelmişiz. Şimdi arkadaşlar hemen buradan bir kesim yapıyoruz. Aynı şekilde tam bunun karşı tarafından da kesimi yapacağız. Bir tane buradan, bir tane buradan. Tam 4 sıra boyunca alttan ve üstten, yani patimizin alt ve üst kısmından birer kesim yaparak tam 4 sıra örüyoruz arkadaşlar. 4 sırayı da örelim. Daha sonrasında tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, 4 sıra üstten ve alttan keserek ördük. Tamam, 4 sıra. Şimdi ben işaret yerime kadar geldim. Fakat bu topuk kısmına geçeceğimiz için bu işaret yerime ulaşmadan tam bu kenarı da bitirmem gerekiyordu. Çünkü geri dönüş yapacağım. Bir diğer patideyken bunu buraya kadar gelebilirsiniz. Ama fark etmez arkadaşlar, yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Değişen bir şey olmayacak. Üst kısımla alakalı. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya kadar geliyoruz. Tamam. Yarıya kadar sökeyim. Yani görebilin diye tam işaret yerine kadar ördüm. İşaret yerine kadar örülmeyecek. Tam yarıda. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasında topuğa geçiyoruz. Hemen çevirelim. Örneğimizi hemen yanındaki boşluktan, sık iğneden bir tane alıyoruz. Onun yanından bir tane daha alıyoruz ve birlikte çıkartıyoruz. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane ördük arkadaşlar. Şimdi tekrar hemen yanındaki sık iğneden bir tane alıyoruz. Hemen yanından biri ikincisinden tekrar bir tane alıyoruz. Tam 3 tane ilmeğimiz oluyor. Hepsini birlikte çeviriyoruz.
Şimdi bu sıramızı hemen hiçbir eksiltme yapmadan tam düz olarak örüyoruz. Yine sayalım. Buradaki sayılar önemli arkadaşlar. Hepsi dördü de birbirini tutması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi aynı işlemi tekrardan yapacağız. Kesme işlemimizi yanlardan birer tane hemen dibine batıyoruz. Bir tane de yanındakinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Şimdi tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi arkadaşlar dördüncü sıramızı yine düz geliyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi 5. sıramızda tekrardan yine aynı kesim işlemini yapacağız arkadaşlar. Yanlardan ve baştan ve sondan yapıyoruz. 1 ve 2. Hemen hepsini birden çıkarttık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve pardon, sondaki kesmeyi unuttum. Evet, bir tane çıkardım. Bir tane daha çıkardım. Üçünü birden aldım. Şimdi sayıyoruz. Bu sıra çok önemli. Hemen bu hepsi birbirini tutması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeğimiz oldu burada. Şimdi arkadaşlar hemen işaret ipimizi alıyoruz ve yerine tekrardan. Şimdi bu bizim başlangıç noktamız olacak. Burada şimdi 4, evet 4 tane ilmek çıkartacağız. Buradan bir tane çıkartalım. Yanlarda, yani şu iki yanlardan 4'er tane ilmek çıkartacağız. 1 2 Evet. 3 ve 4. Yani boşluklara da batabilirsiniz. Yanlarda 4 ilmeğimiz olsun. Hemen üst kısmına geliyoruz. Burası patimizin üstü olacak. Hemen üste geldik. Şimdi burada 4 olmuştu. Buraya battık. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23. Biraz patilerimiz oyalıyor arkadaşlar. Bacak kısımları bu kadar zor değil. 24, 25, 26. Şimdi buraya geldik, 26. Buradan da 4 tane ilmek çıkartacağız. 1, 2, evet, 3, evet, 3 ve 4. Ne oldu? 26, 4 ilmek de burada, 30 oldu. Şimdi hemen tepesine geliyoruz. Artık toparlıyoruz patimizi. 30 oldu. Bu 31 oldu. 32, 33, 34, evet, 35, 36, 37 ve 38. Pardon, burada bir tane daha varmış. 39 oldu. Şimdi tekrardan inşa ipimizi yukarıya alalım. Şimdi bu köşelerde kesim yapacağız. Şimdi buradan bir tane ördüm arkadaşlar. Aslında bu kesimleri yukarıda da yapsak, ikinci sırada mı yapsak diye düşünüyorum. Evet, ikinci kısımda yapalım çünkü burada buralarda delik oluşmasın. Şimdi sayalım. 2, 3, 4. Hemen şu köşede bir tane kesim yapacağız. Evet, bu 5 oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bir kesim daha ortadan yapalım. 14. Şimdi 15, 16, evet, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Şimdi hemen bu köşede de bir tane yapalım kesim. 24 oldu arkadaşlar. Şimdi 25, 26, normal devam ediyoruz. 27, 28, 29, 30. Şimdi hemen burada da bir tane kesim yapacağız. 31. Hemen keselim. Arkada da 32. Evet, 33, 34 ve 35. Şimdi arkadaşlar 4 tane kesim yapmış olduk. Birer tane köşelerde, bir tane arkada, bir tane de önde yapmış olduk. Şimdi hemen işaret ipimizi alalım ve ikinci sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar, burada 35 olmuştu. Şimdi bir sıra daha tekrardan. Bu sefer yanlarda da birer kesim yapacağız. Evet, bir tane örelim. Evet, bir örelim. Hemen bir kesim yanda da yapalım. Artık topluyoruz. Bileğimize az kaldı. O 2 kesim yaptık. 2, 3. Evet, şimdi bir tane daha kesim yapalım. Tam köşedeyiz. 4. Evet. Şimdi devam edelim. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Şimdi tekrardan burada bir tane daha kesim. Ve 10, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ilmeğimizi yine bir kesim yapıp 20, evet, 21, 22, bir kesim daha yapıyoruz yanlarda, 23, evet, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Evet arkadaşlar, şimdi bilek kısmımızı oluşturduk. 30 ilmek oldu burada tam. Şimdi buradan sonrasında dilerseniz ikinci sıramızda yaptığımız bu kesmeleri de yapmayabilirsiniz. 32 olsun, hani biraz daha kalın olsun. Bence öyle yapın yine de. Tabii siz bilirsiniz. Diğer taraflarda da, yani üste çıkarken de ilmek arttırmalarda da o iki taneyi ekleyebilirsiniz. 32'ye tamamlarsanız daha iyi olur gibime geliyor. Şimdi burada 30 ilmek kaldı. Şimdi buradan sonrasında, evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, işaret ipimizi yukarıya aldık. Şimdi buradan sonrasında şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar kafanız karışmasın. Yani 30 olmuş, 32 olmuş önemli değil. Sadece bacakları biraz daha kalın kalsın diye 32'ye tamamlayın dedim. Dilerseniz 30'da da kalabilir, sorun yok. Yani üstlerde de iki tane arttırmayla yine bunu aynı sayıya getirmiş olursunuz. Şimdi 3, 4. Evet. Şimdi arkadaşlar bu tam köşeye geldiğimizde burada ilmek kaydırma yapacağız. Şimdi hemen sayalım ilmek kaydırmalarımızı. Tam 4 tane ördük, köşeye geldik. Şimdi hemen batıralım, alttan alalım ipimizi. Bu 1 olsun. Bu 2, 3. Kaç tane yapacağımıza bakalım hemen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tam yine köşeye geldik, bıraktık. Yani bazen böyle ayrılabiliyor. O zaman işte toparlamak gerçekten bayağı zorluk oluyor. Tamam. Tam 15 tane ilmek kaydırma yapmış olduk. Şimdi buradan sonrasını tekrardan düz devam ediyoruz. İlmek kaydırmaları yaparken çok fazla sıkmayın. Çünkü bir sırayı geçerken içinden geçmeniz gerçekten, yani üstünden sık iğneleri geçmeniz bayağı bir zorlanırsınız. Evet arkadaşlar, şimdi tam 15 ilmek kaydırma yaptık. Şimdi arkadaşlar patimizin içine dolduracağız. Parmaklarımızı oluşturacağız. Şimdi patimizi dolduralım. Ben de el yapımı alayım. Devam edelim. Evet arkadaşlar, el laflarımı da aldım. Hemen şimdi dolumuna başlayalım. İyice dolduruyoruz. Çok sıkı bir şekilde. Dolum çok önemli. En az örgü kadar, tarif kadar el yapımız, dolumumuz çok önemli. Özellikle de bu kaplanda
Bacaklarımızı, ayaklarımızı sımsıkı dolduralım. Çünkü biliyorsunuz vücudu bu ayaklar taşıyacak. Bunları yumuşak bırakırsak kaplanımız yıkılır. Çok sıkı dolduralım arkadaşlar. Bilek ilmeğimizi 30 olarak kaydedelim. Bütün patilerimizi bileğe kadar 30 ilmek yapacağız. Evet. 30'a karar verdik. İyice dolduralım arkadaşlar. Böyle şu şekilde parmak diplerine iyice yerleşsin. Elyaf sıkı sıkı olsun. Evet. Arka patilerimiz de aynı olacak demiştik. Sadece şu beyaz kısımlar arkalarda olmayacak. Tekrardan arka ayağımızı, bacağımızı yapacağımız zaman pati kısmını göstermeyeceğim. Bilginiz olsun. Sadece tek renk olarak yapacaksınız. Arka ayaklarını. Çünkü aynı işlem. Tekrar tekrar hani gösterip video uzatmanın gereği yok. Siz de sıkılırsınız. İzle 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 izle. Arka ayak bacaklarını da bilekten örmeye, yani bu kısımdan itibaren örmeye başlayacağım. Evet. İşte içe doldurun arkadaşlar. Şimdi aşağı yukarı dolumumuz tamamlanmış gibi. Daha sonrasında tekrardan bacaklar yukarıya çıktıkça tekrar aşağı doğru ittire ittire devam edeceğim dolumuma. Evet, yapıldığında çok güzel oluyor. Biraz meşakkatli ama olsun, ne yapalım. Yapıldığında da çok güzel oluyor. Çocuklarımız da çok mutlu oluyor. Şimdi hemen parmak aralarımızı yapalım. Parmak aralarımızı böyle uzun bir yorgan iğnesiyle yapacağız. İki kat şeklinde siyah ipimizi geçirelim. Kamera önümde olunca ben de zor geçiriyorum arkadaşlar. Ben şunu hemen geçireyim. Evet arkadaşlar, iki kat olarak geçirdim. Yani düğüme gerek yok ama ne olur ne olmaz. Ben yine de illa bir düğümlerin kayma yapmasın diye. Şimdi arkadaşlar, siyah ipimizi bu parmak aralarımızdan geçeceğiz. Yani şu renkli kısımdan itibaren 3 sıra yukarıya doğru, bileğe doğru sayıyoruz. 1, 2 ve 3. Tam buradan çıkış yapacağız. İçeriden gireceğimiz için. Şöyle göstereyim. Bakayım. Evet, 3. sıranın tam üstündeyiz. Renkli kısmımızın, arkadaşlar dikkat edin. Renkli kısım. Evet. Şimdi hemen bunu birazcık içeride bırakıyoruz. Arkaya geçiyoruz. Arkadan da aynı şekilde renkli kısımdan sayıyoruz. Tam çaprazlamasına bunun arasından geleceğiz. 3 sırada buradan giriş yapalım. Bu arada da sıktırıyoruz. Şimdi evet. Yine arkada taban kısmından girişimizi yaptık. Son parmak aramıza geçiş yapıyoruz. Hep 3 sıra üstte olacak. Evet. Şimdi tekrardan bir sıkalım. Çünkü arada kaldığı için daha sonra sıkmakta güçlük çekebiliriz. Hemen arkaya dönelim. Yine 3 sıra üstten. Ve çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. İşte böyle. Mümkün olduğunca çok çok sıktırın. Merak etmeyin, hiçbir şey olmaz.
Şimdi bunu bağlayarak sıkıştırıyorum. Bu şekilde. 3 ilmeği, 3 düğüm, 4 düğüm artık ne kadar gerekli görüyorsanız. Ben 4 düğüm attım. Evet. Kalan iplerimizi de içinde bırakıyoruz. Arkadaşlar, şimdi beyaz ipimizi alalım. Parmaklarımızı da sıkıştıralım. Bunu da şu şekilde yapacağız. Yine ipimizi geçirelim. Evet. Bunu tek kat olarak kullanacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi en baş parmağımızdan başlıyoruz. Sırasıyla bütün parmaklarımızın arasından geçiyoruz. Ta ki son parmağa gelene kadar. Şimdi hemen bir sıra yukarıdan veya aşağıdan, yani aşağıda çok fazlaysa sırası şu kısım aşağıdan girersiniz. Yukarıda fazlaysa yukarıdan girersiniz. Çok da sorun değil, çok da mühim değil. Onlar aralarda kalacak. Sadece şuna çok dikkat edin. İpimizin girdiğimiz ipimizle çıktığımız ipimizin arasında bir tane sık iğne mutlaka kalsın. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da sıkı sıkı bağlıyoruz. Çok merak edilen patimiz bu şekilde yapılıyor. Evet. Bunu da arkadaşlar hemen keselim. Evet. Bunu da içine, ilmeklerin içine bu şekilde sivri uçlu bir makasla ittire ittire bu iplerimizi yok edelim arkadaşlar. Evet. Zaten giriyor kolaylıkla. Evet. İşte. Evet arkadaşlar, patimiz bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi hemen örgümüze devam edelim. Bacak kısmımıza. Evet. En son bu kısmımız 30'du. Şimdi hemen işaret ipimizi alalım. Biraz kalın olsun diye birer arttırma yapacağım yanlardan. Şimdi bir, iki tane ördüm. Arttırmayı nasıl yapıyoruz? Bir sık iğne içerisine iki tane sık iğne batıyoruz. Şimdi bu şekilde devam edelim. İşte böyle arkadaşlar. Karşıda da hemen yine bir arttırma yapacağım. İlmeklerimizin aralarından, ilmek kaydırmalarımızın aralarından bu şekilde geçiyoruz. Üst taraflarından. Evet. İşte böyle. Arkadaşlar şuraya kadar ben geleyim. Tekrardan devam edelim. Yan tarafa kadar geldim. Şimdi burada da bir çift yapacağım. Şöyle göstereyim. Yine bir arttırma yani. Aynı sık iğne içerisine iki tane batış yapacağım. Evet. İşaret ipime kadar geliyorum. Arkadaşlar bu arada siyah iplerimiz de hazırda olsun. Desenlerine de başlayacağız bu arada. Unutmayalım. Evet, şu anda 32 ilmek sayımız var. Evet.
Şimdi hemen işaret ipimizi yine üste alalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi iki sıra bir düz örelim. Sonra bir desen geçişi bir kere göstereyim size. Şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Şuradaki şu desenlerimizi dilerseniz örerken yapın. Dilerseniz sonradan iğneyle de işleme yapabilirsiniz. Hani zorlanan arkadaşlar, zor gelen arkadaşlar bu şekilde de yapabilirler. Yani iğneyle kaniviçe işler gibi, etamin kumaşına işler gibi, seccade işlerler mesela, o şekilde işlenebilir. Mesela ben kafasına beyaz koyacaktım. Bunu unutmuşum. Bunu bu şekilde işleme yaptım. Şöyle göstereyim. Evet. Kaplan da öyle büyük ki kameramı bile yıktı. Evet, işte bu şekilde de işleme yapabilirsiniz. Dilerseniz örerken yapın desenlerini. Dilerseniz daha sonrasında işleme yapın. Bu sizin kararınıza kalmış bir şey. Ama tabii ki örmek daha bir başka oluyor. Hani zorlanan arkadaşlar işleyebilirdi. Şimdi iki sıra örelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden ben size desen geçişini göstereceğim. Hepsini birebir onlara videolarda göstermem zaten mümkün değil. Bir kere geçişini göstereceğim. Daha sonrasında siz istediğiniz nereye istiyorsanız oraya o desenlerden koyabileceksiniz. Şimdi iki sıra örelim arkadaşlar. İki sıra geldim. Şimdi işaret yerimi birazcık geçeyim. Arkadaşlar bu desenleri şurada burada olması önemli değil. Siz gönlünüz nerede istiyorsa orada yapabilirsiniz. Şimdi hemen geçişimizi yapalım. Beyaz akrilamanızı yapmıştım ama şimdi bu siyahla daha net göreceksiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar en son ilmeği almıştım. Çıkış yapmadan hemen siyahımı geçiş yapıyorum içerisinden. Bu noktadan sonra arkadaşlar aya bacağımız bitene kadar siyah ipimizi kesmiyoruz. Bizimle birlikte istediğimiz yerde bize desen verecek. Evet. Bu iplerimizi de biraz sıkıştırdık mı? Tamamdır. Şimdi birkaç tane öreyim. Herhangi bir sayısı yok. Dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Dilediğiniz kadar kısaltabilirsiniz. İnce istiyorsanız tek sıra geçmeniz yeterli. Şimdi ben size ince istiyorsanız yani bunu bir kere örmeniz yeterli. Kalın istiyorsanız da üstüne bir daha siyah geçeceğiz. Şimdi evet. Biraz öne doğru geleceğim çizgisini. Kremde çok güzel olacak gibi geliyor inşallah. Allah utandırmasın. Evet. Şimdi arkadaşlar başladığımız yerimizi hemen bağlayalım ki çıkmasın. 3 kere 2 kere artık ne kadar gönlünüz rahat edecekse. Şimdi bana yeterli geldi bu kadar siyah. Bir iki tane daha öreyim, yarıyı biraz daha geçeyim. Tamam, şimdi bu siyahla çıkmıyorum. Hemen arkadaşlar kremimden tekrardan alıyorum. Kaplanı çok beğendiniz ama bayağı da bir uğraşacaksınız. Biraz uğraşılacak yani. Evet, bol bırakıyoruz ipimizi. Şu şekilde. Şuradan tutalım ki gerilmesin ip. Bunu bol bırakmak zorundayız. Çünkü elyaflarımızı doldurdukça bu genişleyecek. Daha sonrasında orada kasma yapar. Evet, tekrardan kremime geçtim. Şimdi tekrardan bu iplerimi de sıkıştırıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar.
Şimdi bu üçüncü sıramız oluyor bu arada. Üçüncü sırayı yapıyorum yani şu anda. Düz olarak eksiltme, artma yok. İstediğiniz yerine bu desenleri koyabilirsiniz. İster ikinci sırada koyun, ister üçüncü sırada koyun, ister dördüncü sırada koyun. Ben burada düşündüm bu sefer. Diğer patisinde daha farklı yerinde yaparım. Hepsini aynı yapmıyorum. Bilginiz olsun. Daha sonrasında hani aynı olarak beklemeyin. Aynı zaten olmaz. 5 parmağımız var. 5 de birbirine uyuyor mu? Uymuyor. Desenlerde uymaz. Evet. Biraz arkadaşlar buradan alacağım. Şu kısma biraz incelik gelsin istedim. Belli aralıklarla. Şimdi bunu kalın olarak yapacağım bu deseni. Deseni bir kereye mahsus gösteriyorum arkadaşlar. Hani örerken de denk gelirsek o zaman yine birlikte yapacağız tabii ki. Diğer yerlerinde örerken desen yeri denk gelirse birlikte yaparız. Evet, dördüncü sıramıza geçtim. Bu işaret ipimizden anlıyoruz nerede olduğumuzu. Bunları her seferinde mutlaka sıkıştırın. Çünkü ilmekler bol kalır. Evet. Biraz kalın istedim. Yanlardan biraz inceler çıksın istedim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi biraz kalınlaştı. Aslında bunu tam da yapabilirim. Tam kalınlaştırmak istiyorum. Dilerseniz burada kesin, dilerseniz sonuna kadar gidin. Ben şu anda bunu tam olarak kalın yapmak istiyorum. Şimdi son siyahıma geldim. Burada keseceğim tekrardan. Artık kremimle bir süre devam edeceğim. Evet. Şuradan tekrardan girişimi yaptım. Evet, bakın nasıl geldi. Bunu tekrardan sökeceğim. Tam olarak zorlandım biraz. Evet. Hep iplerimizi bol bırakacağız. Arkadaşlar bu şekilde böyle içe doğru kalacak. Evet. Şekilde arkadaşlar. Siyahımızda şu anda gene bırakıyorum. Şu anda kremimle devam edeceğim. 2-3 sıra örüp bu sefer bu boşluktan başlayacağım. Yani aklıma ne eserse onu yaptım açıkçası. Herhangi bir yani bir şey takip ederek yapılan bir şey değil bu. Evet. Şimdi 4 sıramızı da bu şekilde işaret yerimize kadar geliyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi bitti. Bittikten sonra yani birer tane yanlardan arttırdığımız sırayla birlikte 5 sıra vermiş olduk. Bir sırayı birer tane arttırdık. 4 sırayı düz geldik. Hemen işaret ipimizi yukarıya alıyoruz. Şimdi bu sırada tam 4 artma yapıyoruz. Birer tane yanlardan, birer tane de önden. Şimdi burada bir arttırma yaptım yan tarafta. İpler gözünüzü korkutmasın. Kolaylıkla yapılabiliyor, merak etmeyin. Şimdi düz olarak geliyorum tekrardan patimizin ön kısmına kadar. Evet. Şimdi geldim. Tekrardan bir arttırma yapıyorum.
Devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Yana bir daha geldim. Bu yanda da şimdi bir arttırma yapacağım. Evet. Üçüncü artmam bu sıradaki. Şimdi. Evet. Bundan sonrası kolay arkadaşlar, merak etmeyin. Arkaya da geldim. Şimdi arkada da bir artma yapacağım. Yaptım. Evet. Şimdi artmalarımız tekrardan bitti. Bu noktadan sonra tam 10 sıra hiç eksiltme, artma yapmadan belli yerlerde, bazı yerlerde desenler koyarak bunu bu şekilde tam 10 sıra örüyoruz ve sonrasında tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 10 sıra örelim. Desenlerimizi unutmayalım yaparken. Sonra tekrardan devam edelim. 10 sıramızı da ördük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi desenlerini bu şekilde ayarladım. Böyle yaptım. Evet, şimdi tekrardan işaret ipimizi yukarıya alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sırada yine altta yaptığımız gibi 4 artma yapacağız. Yine hemen çabucak artmalarımızı yapalım. Bundan sonra zaten kolay. Evet. Şimdi bir artma burada yaptık. Bir artmamızı önde yapacağız. Bu arada yaparken de elyafımızı da dolduralım. Çünkü büyüdükçe ya elyafımızı doldurmamız güç olur. Şimdi bir tane de önde yapalım. Evet. İkinci artmamızı yapıyoruz. Yani bir sık iğne üzerine iki sık iğne olarak batış yapıyoruz. Üçüncü artmamızı yapacağız şimdi. Evet. Şimdi burada da bir tane artma yapalım. Birer tane yanlardan, bir önden, bir de arkadan. Tamam, 4 tane yapalım artmalarımızı bu sırada. Evet, yani 4 çift yapıyoruz. Şimdi arkadan da hemen yapacağım. İpliklerden elyafları doldurmanız güç olabilir. Parmaklarınızla aralardan ittire ittire dolum yapıyoruz. Evet, şimdi yine bir artma daha ve son artmamdı. İşaret yerime geldim. Şimdi dediğim gibi bu ip aralarından bu şekilde parmaklarımızla ittire ittire boşlukları dolduralım. Şimdi arkadaşlar birer tane, bir bu yandan, bir bu yandan, bir önden, bir arkadan 4 artma yaptık bu sırada. Şimdi tekrardan bir 10 sıra yapalım. Daha sonrasında tekrar üst baldır dönüşlerine başlayacağız ve ön bacağımızı bitirmiş olacağız. Şimdi 10 sıra tekrardan düz örelim. Hiç artma, eksiltme yapmadan düz devam edelim. Şimdi arkadaşlar 10 sırayı daha bitirdim ve işaret yerime kadar geldim. Evet, tam 10 sıra olmuş. Şimdi artık bu noktadan sonra siyah ipimize ihtiyacımız kalmıyor. Bunu hemen kesip siyahların üzerinden bir sağlamlayalım. Şu şekilde yapalım. Bunu da göstermek istedim size. Evet, tam içten siyah olan kısımlardan alalım. İyice bir sağlamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi artık baldır kısmımıza geldik. Bunu da nasıl yapacağız? Patimizi tam
yan alarak arkadaşlar ortadaki 3 sık iğne geri geleceğiz. Şimdi şu şekilde baktığımızda tam ortası burası. Şöyle göz kararı arkadaşlar tam ortadan 3 sık iğneyi ayıracağız. Şuraya kadar bir örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek kadar bir örelim. Bakalım tam bir ortalama var mı? O 3 ilmek tam ortasında kalacak. Oradan geri dönüş yapacağız. Şimdi. Şimdi hemen bir bakalım. Ortalamış mıyız? Tam yan kısmı arkadaşlar patimizin yanı. Evet. Şimdi 1, 2, 3 dediğimizde yani şu şekilde olacak. Tam göz kararı bakacağız. Evet. Bu yeterlidir arkadaşlar. Şimdi hemen bir zincir çekiyoruz. Dibindeki değil. Onun yanındaki değil. Bir diğerine hemen sık iğne yapıp bu şekilde geri dönüş yapıyoruz. Şimdi bu şekilde tam 12 sıra örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir geleyim ben başa. Bir kere göstereyim size. Bunlar baldır kısımlarımız oluyor. Vücuda tam yerleşebilmesi için yuvarlatıyoruz. Şimdi ben buraya kadar 3 ilmek kalana kadar geleyim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi 3 sıra 3 sık iğne kalana kadar bunu ördük. Şimdi hemen bir zincir ve geri dönüyoruz. Yine dibindeki değil, onun yanındaki değil, bir yanındakine batış yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimiz yavaş yavaş azalacak. Üst kısmımız yuvarlanacak. Ve vücuda tam oturacak. Şimdi bunu da en başa kadar geleceğiz. Şimdi bu sırayı bir göstereyim arkadaşlar. En sona geldiğimizde evet. Az kaldı. Mutlaka gelirken yani örerken elyaflarımızı dolduralım. Desenlerimizi mümkün olduğunca hep boşlukları doldurarak yapalım. Görüyorsunuz. Kimin ince, kimini kalın. İnce kalın dediğim yani ince isterseniz bir sıra, kalın isterseniz iki sıra şeklinde yapabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi bu zor geliyorsa işleme de yapabilirsiniz ama işleme bence daha sizi zorlayabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi en sona geldik. Şimdi tekrar bir zincir. İkinci sıramızı örmüş olduk. Şimdi yan dibindeki değil, onun yanındaki değil, bir yanındaki. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şekilde dönüşlerimiz. Üçüncü sıramızı örüyoruz. Tam bu şekilde 12 sıra örüyoruz. Ve daha sonrasında patimizi bitireceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar örelim. Tam 12 sıra. Daha sonrasında bitmiş halini görelim. Evet arkadaşlar artık ön bacağımız bitti. Bu şekilde görüyorsunuz. İşaret ipimize de ihtiyacımız kalmadı. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Dikiş ipimizi ayırdık. Artı bir de şunu söylemek istiyorum. Bu bacağın biri diğer bacak için karşılıklı şu kısım karşılıklı gelecek. Bilginiz olsun ona göre ayarlayın. Yani ikisi de aynı şekilde gelemez. Gerçi hoş. Ön bacaklarda fark etmiyor. Arka bacaklarda. Evet, ön bacaklarda sorun olmaz sanırım. Ben de hatırlamıyorum ki şu anda. Yok aynı olduğu için sorun olacağını sanmıyorum.
Ama siz ne olur ne olmaz dikkatli olun. Yine de karşılıklı bunları yapmaya çalışın. Aynı olacak. Ha buradan olmuş, ha buradan, fark etmez. Her neyse arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Bitti ön bacağımız. Diğer videomuz da arka bacaklarını yapacağız. Şimdilik bu kadar. Başka da bir şey yok sanırım. Bu şekilde dolduracağız. Daha sağlam, sıkı sıkı dolduracağız içini. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.